Sima. Ben de gözümü kaçırdım cevap vermemek için, yorum yapmamak için. Yani Ney? bordo gri uyumu güzel ama yani üstüne nereden başlasam? Üstüne giyeceğin şey sport. Yani o bir de böyle bir omzunu atman yani o şeyde sanki bir Senin için giyerim Simacığım. Sorun uymamış gibi. yok. Yok sakın giyme. Niye? Ya bilmedim yani böyle. Giydim. Çıkarken sana bir şey dediler mi? Yorum yaptılar mı? Ben gördüm zaten bir ağlama hissi. Ha, bir Bir şey bunalım. söylediniz mi? Ne der? Söylemek istemedim çünkü böyle Yok, zaten bir şey hüzünlü demediler. bakıyor gözleri. Ne hüzünlüsü ya, Allah Allah. Cansu Dere sıla çekiyoruz içeride neden? Buraya çıkınca artık yorum sırası gelince söyleyeyim dedim. Hani değiştireceksin falan zannettim ben bir de bir ara. Gerçekten mi? Sonra ceketle ilgili konuşma olunca anladım burada giyeceğini. Yani şey bir de palto zaten şey. Değerimi anlamışsınızdır umarım yeşil kürkümün yeşil çizmeleri. Ya yani şey de palto da şeye Gülşah'ın şeylerine benziyor. Gülşah buraya gelirken böyle apar topar giydiklerine benziyor. Apar topar giydiklerine. Aa. Yok öyle değil yani buraya gelirken giyiniyorsun ya onlara. Gülşahcığım, apar topar geliyorsun buraya. Vallahi keşke benim apar topar geldim hali gibi buraya çıksa da görsem. Canım affedersin de ben şey çorabınla şey giymiyorum yani topuklu giyinip buraya Ne gelmiyorum ya da. yapmıyorsun? Öyle farklı şeylerle yani şeyle gelmiyorum. Zaten o giydiklerini ben giyinip dışarıda kendimi yani kimsenin yüzüne bakamam. O Aa. elbiseyle bak, o elbiseyle mi bunu bana Ne var söylüyorsun? ki giydiğinde? Yani ben öyle farklı giyinmeyi sevmiyorum yani o türlü farklı giyinmeyi sevmiyorum. Pazartesi gelirken giydiğin o karnaval elbisesi neydi peki, farklı değildi de. Ben de Ya öyle bir senin elbise giymem. farklılığın değildi en azından. Kimsenin giy farklı değil bence. E benim için iyiydi. Zaten tam hazır olmamıştı. Söylediğin ne Şeylerimi yaptığını söylemiştim. tutsun bari. O giydiğin normal bir şey miydi? Siyah elbise olsa anlarım. Pazartesi giydiğin elbise neydi Simacığım? Sana on Geçen beden büyük olan, sezonda içinde hiç zaten benim görünmediği. cuma ışıklarında da giydiklerimi de görmüştün zaten. Senin Onlarda cuma bile... ışıklarını giydiklerini biliyorum. Avizenin yere düşmüş haliydi. Canım o avizenin yere düşmüş hali dediğin Türkiye'de yani bayağı ünlü bir sanatçılara kıyafet hazırlayan bir modacının Her tasarımıydı ve modacının gayet de her güzeldi. tasarımı Ve gayet de güzeldi. Tutulsaydı hepsi saraylarda yaşardı. Hepsi. Tutulmasaydı zaten Herkes alınmazdı. bir kişiden giyinirdi. Tutulmasa Kiminin adı zaten yoktur, şanı alınmazdı. vardır. Kimin adı vardır, iki Doğru kişiyi canım tanıyordur. sen de vardır ama şanın yok Hayır, işte ama pek. tasarımcı olan sensin, ben değilim. Senin yazın Ben tasarımların zaten diyorum vardı. ki Bana tasarımcı yarışmaya olarak. girme dedin, gel yanımda ben o parayı vereyim. Tasarımcım ol demedin mi bana? Ben sana öyle bir şey mi dedim? Baban açıyor diye 5 tane şube. Hayır ben dedim ki hayır 5 tane demedim. Bakü'de açacağım Ha, dedim. öyle Bir de iş teklifi mi İstanbul'da geldi? Tabii açacağım bana dedim. geldi. Hatta dedi ki Hayır, ne alıyorsan iki Gülşah katını dedi. geçenki gibi yine yanlış şey yapmaya çalışıyor. Hatta Ben ben bunu asla Instagram'da bile yanlış bir şey yazdım. demedim. Nedir? Bakü'de bir Bakü'de Yok Bakü'de açıyorlar bir yer. Beyoğlu'da Bir de mağaza açmak Bağdat istiyordun. Teksil zinciri mi? Tabii. Mağazalar Ben de buraya Zincir geldiğim için dememiştim. Bağdat Bir Caddesi'ni tane bana demiştim. bırakıyor. Instagram'da da hatta paylaşmıştım. Sonra bazı Hiç sorunlardan dolayı hem sinirlenmem bu okuldan dolayı hem ikisini bir arada arada. yürütemediğim için Bana olmadı. Bir tane ceket yollamış Üstünden de tasarımı. hatta şey dedim. Dedim ki eğer dedim All-Star'a girersen dedim. Şeyi yolladım hatta ceket yolladım Ama fotoğrafı. dergide var o ceketin abi. Ben dedim Dergiden ki çekmiş istersen yollamış. dedim, istersen dedim, veririm dedim şey için, reklamı için. O Hangi anda öyle firmanın konuştuk. koleksiyonu Gülşah olmuş şu senin, anda onu derginin kullanmaya arkasında var. çalışıyor. Efendim? Şu anda onu Gülşah iş kullanmaya mi teklif çalışıyor. etti yoksa? İş teklif etti. Tasarımları varmış da. Ben Caddede mi sana açacağı iş teklif şubeye ettim? bana söyledi. Sen Ben Nişantaşı'nda başında demiştim duruyor ayrıca. dedi. Ne Pardon dedi? Nişantaşı'ymış. Ben Bağdat Nişantaşı. Caddesi satıyorum. 5 tane açacağı için. Nişantaşı. Sonra bana Nişantaşı'nda 5 tane resimleri niye attı. açayım? Benim o merakım herhalde bilmiyordu. Hangi dergiden aldığına kadar bildiğim için hangi şeyin. Püsküllü bir deri ceketi bayağı da sattı. Onu o tasarlamış da annesiyle beraber. Neyini de tasarladı? Kahverengiyle siyahını tasarladın deri ceket var ya Ben sana püsküllü. tasarladım mı dedim. Ne dedi? Gülşah vallahi Nişantaşı'nda 5 tane mağaza ne bileyim Hayır, olacak bütçe Türkiye kimde var? genelinde 5 tane ilk baban Ben ilk sana öyle bir şey mi Nişantaşı'na dedim? yer bakıyordu. Türkiye'de zaten toplasam 5 tane satış yapacak semt yok. Yani iyi bir Ne? satış yapacak. Yani 2 tane sadece iyi bir yer var. Türkiye'de. Bence ben tanıdım. Yani İstanbul'da. Bildiğim Ben kadarıyla diye tanıdım. başlıyor o zaman cümleye. İstanbul'da benim Ben tanıdığım neyse ya, yani iki ben tane çok Ağustos'tasım. yani O 3 tane yüzden dağlara, pardon. tepelere AVM'ler açılıyor değil mi? Yok AVM olarak değil Fark sokak etmez olarak yani, diyorum. niye semt olmasın? Semt olarak değil. Sen nasıl bir Benim tasarım bildiğim satacaksın Taksim var, ki insanlar Nişantaşı, bir de caddeyi alamayacaklar? biliyorum o kadar.
Efendim? Yani birisine mesela sorduğumda... Çok mu pahalı tasarımlar öyle, satacaktın yani? Öyle değil yani. Ay. Normal mesela bir şey yapmak istiyorsan oralarda açılması daha güzel oluyor. Tabii ki. Hedef kitlen neydi mesela? Hedef kitlesi yani daha çok alıcıya Barsi, ulaşmasıydı. Daha çok alıcı ya seri... üretimden yani sürümden mi kazanacaksın ya, yoksa peki siz yani? Markanın daha çok satıyor yani ucuza çok satıp mı kazanacaktın yoksa tek parçaya çok yani büyük paralarla mı? Yani orta fiyatta düşünüyordum aslında. Markanın adını sorar mısın? Orta fiyatta düşünüyordum. Orta fiyat. Zaten evet. Dayımın kızı da buraya gelmişti. Onun da Bakü'de mağazası var. Onunla birlikte hatta Bakü'dekini açmayı düşünmüştüm. Bunu hatta Instagram'da bile yazmıştım yani. Gülşah'ın bizi birlikte yaptınız mı? Ne yapmaya? Bayis, markayı şerefettin ama. Markasını. Tatlım planlanmış bir şey miydi diye soruyorum yani. Bir iş teklif etmişsin. Ben iş teklif etmedim. Gülşah şu anda kendisinden uyduruyor. Tabii birlikte açtık oyunları. Sadece ceket verdin yani. Hayır, ceket vermedim. Ben istersen veririm dedin. Evet, dedim hayır, ki bu modelde bir şey yapmak dedi. İstiyorum dedim şu anda hatta. O anda hatta bayağı çünkü buna doğru odaklanmıştım. Sonra babam dedi ki Türkiye'de dedi üniversite okumazsan. Burada kalamazsın dedi. Ben seni burada okumuyorsan niye burada kalma paranı vereyim yani. Hmm. O yüzden ben de iş yaparsan yani dedi ki ben seni çalışmaya yollamadım buraya. O yüzden öyle aramızda okul bitecek dedi. Film çekimleri ne oldu? Şidem sen konuya nasıl dahil oldun? Film çekimleri. Filmde de şöyle oldu. Benim şu anda çekildiğim başrol teklif etmedim. Bir saniye. Başrol teklif etmedim. Ben başrolde oynadığım şu anda bir film kızlar, var. Kızlar tamam şaka var. Bir şey anlatıyor. Başından geçenleri anlatıyor. Lütfen. Ciddi dinleyelim. Şöyle bir şey oldu. ben şu anda da oynadığım yani... şeyim olduğu nerede, film Bakü'de var. Nerede? Bakü'de mi? Hayır, Türkiye'de. Türk Lokumu diye bir sinema filmi var. Evet. Türk Lokumu. Orada şu anda ben onlarla anlaştım. Başrol mü? Ben şu anda başroldeyim orada. Onlarla oynuyor anlaştım. Musun sen şu anda? Evet. Çekiliyor yani mu bu? Birkaç sahnesi çekildi. Kalanlarını da boş günler devam şahitlerim edeceğiz. Şahitlerim var. Sonra da üstünden de sonra onlar... Kiminle paylaşıyorsun? Başrolde başka erkek oyuncu kim? Tanıyor muyuz? Başka şu anda daha onlarla sahnesi çekilmedi. Bülent Ersoy ve Oya Aydoğan olacak aynı zamanda. Hı hı. Ve ben de benim Caner diye bir arkadaşım var. O gün bana yapımcı dedi ki eğer ben orada gelen kızları beğenmiyordum. Dedim ki bunlar dedim hiç güzel değiller. O da bana dedi ki eğer dedi bulabiliyorsan dedi. O zaman çok güzel bir kız bul dedi. Hı. Yani ben de o yüzden şey dedim Caner diye bir arkadaşım vardı. Yönetmen senin arkadaşın mı? Yönetmen evet. Yani arkadaş olduk artık yani çalışa arkadaş hayır, olduk. Hayır ne vesileyle girdin? Bir menajerin akşam mi vardı? Sabah da buna karar verilmiş. Ha, menajerin vasıtasıyla mı iş mi sana geldi yoksa tanıdık olduğu için hadi yapalım dediler hayır, sen mi yaptın? Menajerim eskiden çalıştığım tanıdığım bir arkadaşım olan menajer vardı. Ona teklif geldi. Benim için yani benim onlarla yönlendirmek için yani, öyle yönlendirdim. Çekimi başlandı. Şimdi... Sen ondan önce oldu. Kızları bu beğenmedin. Çekime daha başlamadan önce, çekime başlamadan önce kast çekimleri oluyordu. Kast çekimlerinde bana dedi ki böyle. Ben de Caner diye bir arkadaşım var. Onunla konuştuk. Kızlar neye gülüyorsunuz? Aa, uçuyorum, çok ayıp. Şahitlerim var öyle. Ama filmin hikayesini bir dinleyelim. Ay, dur bakalım hangi burada? Aşamada? Sonra galada sıraya dizilirsiniz, görürsünüz. Sivan bizi beğenmiyor ki hanım. Hangi kızları beğenmedi? Yönetmen... Filme yönetmen gelenlerin dedi beğenmedi. Ki, yok yönetmen bana dedi ki eğer dedi getirebiliyorsan o zaman sen kızlar yönlendir dedi. Hı. Ben de Caner diye bir arkadaşıma söyledim. O da bana dedi ki işte böyle yakın arkadaşım var. Ben dedim aa tanıyorum o kızı. Hatta öncesinde de finalde de görmüştüm. Dedim güzel bir kız dedim. Çiğdem'in numarasını aldım. Çiğdem'e yazdım böyle diye. Sonra sadece yani şeye gidecekti. Audition'a gidecekti. Hatta Didem'i de 3. sezondan ben onları yönlendirdim. Şu anda Didem de o filmde oynuyor. Oynuyor. Didem Akın, aynen. Özden biliyordur, oynuyor mu? Didem'in haberi yok. Didem'in haberi yok. Hayır, peki. Didem hatta götürdü. Instagram hesabında bile paylaştı kontrat yapıldı yok, diye. Yok Didem peki. Gitti. Öyle yani, sonra da ben Çiğdem'e söyledim. Sadece o gün ben Çiğdem'i götüremedim oraya. Çünkü evime o gün yani su bastı, bayağı bir olaylar oldu. Kendim bile şirkete zor gittim o gün. Tamam, o kadar detaya girmeyelim, geçmiş olsun.